Sevgili izleyiciler merhaba. İnsan Hayat ve Sağlık programına hoş geldiniz. Yine bir canlı yayında sizlerle bir aradayız. Mübarek Ramazan günü. Biz de az önce zaten canlı yayın yaptık. Artı uzaktan geldim. Bolu 300 kilometre gibi bir yol. Sesteki arızayı söylemek için söylüyorum. Kusura bakmayınız, biraz boğuk çıkabilir. Sizlerle 1,5 saat yine güzel bir canlı yayın yapmayı ümit ediyorum. Bu arada bizi ilk izleyenler için ve yeni yaşayanlar için mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak orucunuzu kolaylıkla sağ ve sağlıklı bir biçimde atlatmayı nasip etsin. Bugün sizlere yine bilinçli beslenmek, sağlıklı yaşamak, hastalıklar durumunda neler yapabileceğimizi konuşmak, bazı gıdaların nasıl alınması gerektiği üzerinde konuşmak, kısacası beslenmenin etkilediği bütün alanlar bizim de alanımız. Bugün bunları sizlerle konuşacağız. Bizi geçmiş programlarımızdan da biliyorsunuz. 8-10 senedir zaten TGRTO ekranlarında sizlerle bir araya geliyoruz. Bir aramız olmuştu. Bu arayı kaldırdık. Artık devam ediyoruz. Şimdi ilk izleyen izleyiciler için bugün ben biraz da Ramazan'ın verdiği bir halvetle de önce bir çörek otunun nelere iyi geldiğine dair yazılmış eserlerden başlıklar okuyacağım. Daha sonra sizden gelecek telefonlara cevap vereceğiz. Canlı yayın hatlarımız ekranlara gelmiş olacak. Oradan bize bağlanıp sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Sorularınıza bildiğimiz miktarda ve doğru cevap vermeye çalışacağız. Bilmediğimiz konularda da bilmiyoruz deyip daha sonra o konularda sizi aydınlatmaya çalışacağız. Şimdi bildiğiniz gibi bir 10 senelik bir çörek otu yayını yapıyorum. Fakat konu aslında sadece bir çörek otundan ziyade genel manada beslenmenin sağlığımız üzerindeki etkilerini konuşuyoruz. Hastalıkların bize musallat olmasının sebeplerini öğrenmeye çalışıyoruz. Bir hastalık baş gösterdiğinde nelere başvurabileceğimizi, ne yapabileceğimizi anlamaya çalışıyoruz. En azından tabii ki yani doktorluk olan hadiseler vardır ama doktor da sonuçta size ilaç yazacaktır. Oysa ki buna fırsat vermeden vücudunuzda arızaya sebep olmuş faktörlere sizin müdahale etmeniz gerekiyor. Mesela diyelim ki başınız ağrıyor, şiddetli baş ağrılarınız var. Evet, hemen bir ağrı kesici almak da geçici olarak bir çözümdür ama bunun kalıcı çözümü o baş ağrısına sebep olan yanlışı bulmak, o yanlıştan vazgeçmek. Diğer bütün hastalıklarda da aynı şey geçerlidir. Bu arada çörek otuyla alakalı bir iki şey okuyacağım. Ondan sonra sizlerin sorularınıza da cevap vereceğiz inşallah. Şimdi çörek otu yaklaşık 12 sene kadar önce benim hayatıma girmiş bir gıdadır. Daha önce biliyordum ama sadece poğaçalarda veya pideler üzerindeki şekliyle biliyordum. Çörek otu hakkında yapılmış binlere varan araştırmalar bugün söz konusu. Bu araştırmalar genellikle çörek otunun bağışıklık sistemi üzerindeki, savunma sistemi üzerindeki etkilerini araştırır. Fakat değişik diğer sahalarda da çalışmalar yapılmış. Kanser üzerindeki etkileri araştırılmış. Bütün bunlar başlıklar halinde Doktor Ahmet Toptaş'ın yazdığı bir kitapta nelere karşı iyi gelebildiği veya tavsiye edildiğini başlıklar halinde sizlerle paylaşıyoruz. Baş ağrılarınız varsa baş ağrılarına karşı çörek otu yağı tavsiye edilebiliniyor. Bir de bu arada bir şey söyleyeyim. Çoklu doymamış yağ asitleri beyin fonksiyonlarının vazgeçilmez gıdasıdır. Yani düzgün işleyen bir beyine ileri yaşlarda da işlevini gerçekleştiren bilen bir beyin için mutlaka kaliteli ve bol miktarda yüksek derecede çoklu doymamış yağ asitleri tüketmemiz gerekiyor. Bunlar genelde bitkisel sıvı yağların içerisinde bulunan yağ asitleridir. Omega 3 ve 6'lar burada esas olarak dikkatimizi çekiyor. Baş ağrılarında da çörek otu yağının ve diğer kaliteli soğuk sıkım yağların etkili olabileceğini söyleyelim. Nezleye karşı tavsiye ediliyor. Nezle tabii ki aslında bir hastalıktan ziyade savunma sistemimizin bir mekanizmasıdır. Vücuttan atılması gereken bazı
zararlı maddelerin veya mikropların veyahut da işte savunma sisteminin hastalıklarla boğuşurken ortaya çıkan, tabiri caizse kirlenme diyeceğim, yani savaş artıklarının mukazza artışıyla vücuttan dışarı atılmasına katkı sağlamak için bir mekanizmadır. Direkt nezle ile mücadele etmek gerekmiyor. Astıma karşı tavsiye ediliyor. Astım genelde bağışıklık sistemlerimizin, savunma sistemlerimizin bozulmasının sebep olabildiği kabul ediliyor. Araştırmalar bu istikamette var. Ayrıyeten Doktor Batman Halid'in de yaptığı çalışmalarda astıma sebep olan, daha doğrusu astımı ve birçok benzer hastalığı vücudun dehidrasyonunu, yani susuzluğunu, vücut korumasını, hücrenin korumasını haber veren mekanizma olarak görüyor ve bu sebepten dolayı da astımın yeteri miktarda su içilerek ve doğal tuz kullanılarak giderilebileceğini söylüyor. Çörek otu yağı da yine bağışıklık sisteminin dengelerini kurması ve güçlendirmesi noktasından astım üzerinde pozitif etkiler yapıyor. Peki bir telefonumuz varmış, onu alalım. Alo. İyi günler. Buyurun, iyi günler. Hocam ben hipertansiyon için aramıştım. Geçmiş olsun, Allah şifalar versin. Ne zamandan beri var bu sıkıntınız? Yaklaşık 5 yıldır var. Yaşınız kaç? 60 yakın. Abimde var yani, şahsı ve kardeşiyim. Peki kilosu var mı kişinin? Kilosu normal. Kilosu normal. Şehirde mi yaşıyor, köyde mi yaşıyor? Köyde yaşıyor. Şey çok yükseliyor. İlaç kullanıyor daima. Kalp limit bozukluğu var dediler ama Konya'da bir kalp profesörüne gittik. Kalpte bir sorun olmadığını söylediler. Peki, o güzel bir şey. Şimdi Allah şifalar versin. Burada bizim söyleyeceğimiz şeyler daha çok beslenme tarzının kişinin değiştirmesi, kontrol etmesi noktasında. Yüksek tansiyonun sebepleri arasında aslında yeterli miktarda su alınmaması biliniyor. Kanınızı en çok incelten, akışkanlığını sağlayan madde aslında sudur. Yani kan akışkanlığınızı artıracaksanız öncelikle su içilmesi gerekiyor. Bunu tavsiye edeyim. Köydeki vatandaşlarımız da maalesef şehirdeki gibi su içmeyi onlar da biraz unuttular. Eğer yanlış alışkanlıklar varsa, bunlardan birisi de sigaradır ve bu hazır içecekler varsa bunların terki gerektiğini hatırlatınız kişiye. Çörek otu yağı ve keten tohumu yağı hem kan dolaşımı sistemi üzerindeki etkileri hem de hücre üzerindeki etkileri sebebiyle damarlardaki sıkıntıları da gidermesi noktasında etkili oldukları biliniyor. Çörek otu ve keten tohumu yağını aldığında yüksek tansiyonun dengeleneceğini düşünüyorum. Ve geçmişte yapılan tecrübelerimiz ve çalışmalar da bunu gösteriyor aslında. Bütün bunlara rağmen beslenmesini de kontrol etmesi gerekiyor. Yani mesela nelerden uzak durması gerekir? Bilhassa vücudu asitlendiren bazı gıdaları almaması gerekiyor. Nedir bunlar? Çay, kahve terk edilmesi gerekiyor. Vücudu asitlendiren et ve et ürünleridir. Bunların terki gerekiyor veya çok azaltılması gerekiyor. Süt ve süt ürünlerinden de uzak durmak gerekiyor. Yoğurdu hariç tutabiliriz. Şekerden ve şeker ürünlerinden biraz uzak durmak gerekiyor. Bunlara gıda tarzını da değiştirerekten kendisi katkı sağlayabilir. Bir de D vitamini seviyesini bir kontrol ettirsin. D vitamini düşüklükleri de vücutta bazı sıkıntılara sebep olabiliyor. Tamam. Teşekkür ederim. Peki, Allah hocam şifalar versin. Hayırlı günler. Evet, şimdi yani sıkça tekrarlayacağım. Geçmişte de yaptım. Yine tekrarlayacağım. Eğer hastalık varsa kesinlikle bu hastalığa bir sebep vardır. Ve bu sebebi de arayacağınız yer vücudunuzu besleyen, vücudunuzun ayakta kalmasını sağlayan, vücudunuzun hücrelerinin yenilenmesinde kullanılan gıdanın dışında bir şey değildir. Çevre kirlilikleri, stres gibi sıkıntıları bir kenara bırakıyorum. Öncelikle hastalık varsa bir vücut arızası var demektir. Vücut arızası da genellikle beslenme kaynaklı olarak karşımıza çıkıyor ve beslenmemizi disiplinli bir şekilde
düzeltmemiz gerekiyor. Affedersiniz, bir taraftan niyetli olmak, bir taraftan az önce 1,5 saat zaten yayın yaptık. Biraz seste sıkıntı yaşıyorum. İnşallah düzelir. Evet, çörek otunun diğer tavsiye edildiği bazı sıkıntıları sizlerle yine paylaşıyoruz. Polen alerjisine karşı çörek otu tavsiye ediliyor. Evet, çörek otu yapılan bütün çalışmalarda öncelikli olarak bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve bozulmuş bağışıklık sistemi dengelerini tekrar kurduğu şeklinde tespitler var. Bu da bağışıklık sistemi kaynaklı veyahut da savunma sistemi kaynaklı hastalıklara karşı etki yapmasını sağlıyor. Menopoz döneminde kadınların sıkıntılarının hafiflemesinde, giderilmesinde bir etkili olduğu tespit ediliyor. Ben de yakın çevremdeki insanlardan da bunu bu şekilde biliyorum. Bilhassa menopoz döneminden 2 yıl öncesinden başlayıp çörek otunu düzenli kullanmanın ciddi pozitif neticeler verdiğini biliyoruz. Diş ağrılarına karşı kullanılıyor. Yüksek tansiyon, az önce bağlanan arkadaşımızın, ablamızın sorduğu soru. Yani aslında yüksek tansiyonun sebeplerini bilirsiniz veya en azından yüksek tansiyonu olan insanlar bir şeyler bu konuda bilirler. Bu noktada da en çok dikkat edeceğiniz şey damarlarınızın düzgün olması, kayganlıklarının, esnekliklerinin düzgün olması, kanın akışkanlığının düzgün olması, kanda bir tortulaşmanın olmamasını sağlamak ve bu maksada yönelik aslında vücudunuzu kurutan bir kan sulandırıcı ilaçlardan ziyade kanı direkt sulandıran suyla karşı koymak gerekir. Vücudunuz yeteri miktarda suyla karşılaştığında zaman içerisinde o yüksek tansiyonun etkilerinin azaldığını görürsünüz. Yani birçoğunuzun kafasında bazı soru işaretlerinin olduğunu biliyorum. Bir taraftan birisi size bir ilaç veriyor, kandaki suyu azaltıyor ki işte tansiyona bir yerlerde biraz katkı sağlayayım diye, ama biraz farklı düşündüğümüzü de söyleyelim bu arada. Şeker hastalığına karşı tavsiye ediliyor. Şeker hastalığı yine günümüzün en ciddi hastalıklarından birisidir. Tıbbın sebep olduğu, yani ilaç ve doktor hatalarının sebep olduğu ölüm hadiselerini saymazsak günümüzdeki insanların ölümünde 3. sırada yer alıyor. Şekere karşı da çörek otu yağının iyi geldiği yapılan çalışmalarda tespit edilebiliyor. Kolesterola karşı hakeza, ayrıyeten geçmişte de ifade ediyorduk, yine söyleyelim. Kolesterol aslında vücudun kendisinin ürettiği, olmasını arzu ettiği bir durumdur. Onu bir savunma sistemi mekanizması gibi düşünmede fayda var. Vücudu onarımda kullanıldığını düşünmede fayda var. Dolayısıyla buna direkt bunun üretimini azaltmaya yönelik bir baskılamadan ziyade vücudun kolesterol üretimini artırmasına sebep olan sıkıntıları gidermek gerekiyor. Bu da beslenme hatalarımızı düzeltmek, yaşama hatalarımızı düzeltmekten geçiyor. Bilhassa hazır yiyecek ve içeceklerden biraz veya mümkün olduğunca uzak durmamız gerekiyor. Sivilcelere karşı tavsiye ediliyor. Bu da kuvvetli ihtimal hem bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri hem de kandaki akışkanlığı düzenlemesi, sivilce noktasında da bazı sıkıntıların azalmasına sebebiyet verebiliyor. Gelişim bozuklukları, maalesef günümüzde bol miktarda, çokça böyle arzu edilmeyecek miktarda, daha doğrusu hiç arzu edilmez de, görmek istenilmeyecek şekilde bir gelişim bozukluklarıyla günümüz insanı boğuşuyor. Doğan çocuklarımızın dünyaya sağlıklı gelip gelmeyeceği noktasında artık kimsenin bir garantisi yok. Geçmişte istisna olan engelli dünyaya gelmek günümüzde sıradan olmuş. Yani engelli bir çocuk dünyaya gelmemişse şanslısınız diye düşünüyoruz. Dolayısıyla gelişim bozukluklarına karşı da çörek otu yağı tavsiye ediliyor. Eklem iltihaplarına karşı tavsiye ediliyor. Evet, bütün bunların izahları var. Neden böyle olduğunu anlatmamız mümkün. Hem biraz Ramazan sebebiyle hem de sizi yormamak için bazı izahlardan şimdilik uzak duruyoruz.
Uçuklara karşı tavsiye ediliyor. Dudak uçuklarına bilhassa veyahut da cinsel organlarda olabilir. Varislere karşı tavsiye ediliyor. Zeka gelişimi noktasında son derece önemli olduğunu söyleyeyim. Çünkü beyninizin neredeyse bütün yapısı yağlardan etkileniyor. Diğer vücut organları gibi. Ama beyinde bu daha fazla. Beyin aslında yağla yaşayan bir organımız. Bu sebepten dolayı da beynin gıdasının arasında çok kaliteli, yüksek derecede doymamış yağlar gerekiyor. Sinüzite karşı tavsiye edilmekte. Obeziteye karşı, belki ilginç gelecektir ama ne kadar çok kaliteli doğal yağ tüketirseniz o kadar daha az kilo alırsınız ve kilolarınızdan kurtulursunuz. Bunu denediğinizde teyit edebilirsiniz. Bahar nezlesine karşı kullanılıyor. Yani saman nezlesi, bahar nezlesi ve polen alerjilerine karşı tavsiye ediliyor. Mantarlara karşı tavsiye ediliyor. Aslında vücudumuzun hiçbir arızası tek başına gelmiyor. Diğerlerinden bağımsız gelmiyor. Mutlaka bir hastalık baş göstermişse vücutta artık toplu manada bir sıkıntı başlamış demektir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Parazitlere karşı kullanılıyor. Bilhassa geçmişte yaban çörek otu sivrisineklere karşı kullanılmış. Hatta kenelere karşı kullanıldığı biliniyor. Zaman zaman akreplere ve yılanlara karşı da bu manada tütsü kullanılmış. Basüre karşı iyi geliyor. Tabii ki basür de biraz müzmin bir sıkıntıdır. Dikkatli ve disiplinli olarak işi takip etmek gerekiyor. Bronşitlere karşı tavsiye ediliyor. Ekzamaya, yani cilt kusmalarına karşı bir uygulaması var. Gripe karşı tavsiye ediliyor. Gastrite karşı yine tavsiye edilmekte. Prostata karşı, prostat konusunda ısrarla kabak çekirdeğini ve kabak çekirdeği yağını nazara vermemiz gerekiyor. Artı prostat da yine az su içmekten de kaynaklanan bir sıkıntıya benziyor. Her halükarda bir sıkıntıyla boğuşuyorsanız, başınıza bir dert varsa öncelikli olarak İçtiğiniz suyun yeterli olup olmadığını ve gerekli kalitede olup olmadığını kontrol etmenizi ısrarla tavsiye ediyoruz. Kansere karşı tavsiye edilmekte. Hepatit B'ye karşı tavsiye ediliyor. Nefes darlığına karşı yine tavsiye edilmekte. Migren, romatizma, unutkanlık, safra taşı, gaz sancısı gibi ve öksürük de sayılıyor. Bu tür sıkıntılara karşı çörek otunun faydalı olduğu hem geçmişteki kullanımlarla hem de tarihten gelme aktarımlarla bir de son 20-30 senede yapılmış bilimsel denildiği için ben de bilimsel diyorum. Bilimsel çalışmalarla bunlar aslında tespit ediliyor. Bir telefon alıyoruz. Alo. 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 Buyurun. Alo, iyi günler hocam. Buyurun, iyi günler. Ben Gaziantep'ten arıyorum, Ümmü Gülsüm Durak. Buyurun. Benim babam mide kanseri. Allah şifalar versin, geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkürler. Babama duyurmadık, bilgisi yok hocam. Hangi safhada? Bilmiyorum, vallahi hangi... Önce birinci evren dediler, sonra büyük kocaman bir yara dediler hocam. Evet. Peki herhangi bir tedavi uygulandı mı? Hayır. Önce Pazarcık'ta patoloji alındı. Sonra üniversitede yattı. Üniversitede almadılar. Ersin Aslan'a götürdüm, orada aldılar. Burada da dedi ki ne, kocaman bir yara. Dağılmamışsa gidin ameliyat ettirin dedi. Üniversitede bize dağılmayık dedi. Bir santimden aşağıyı göremeyiz. Açarık ki dedi. Masada da kalabilir. Dağılmış da olabilir. Onu bilemeyiz dedi. Ama dedi mutlaka ameliyat olması gerekir dedi. Peki, Allah şifalar versin. Kanser üzerine bir şeyler belki söylemede fayda var. Günümüzde en çok insanların korktuğu, ürktüğü bir hastalık.
Fakat bütün evet. hastalıklar gibi kanser de çaresiz değildir. Yani tedavisi mümkün olan bir hastalıktır, bir arızadır. Bu yaşama tarzımıza, beslenme tarzımıza bağlı olarak vücudun değişik organlarında oluşabiliyor. Sizde de midede oluşmuş kişide buna hocam, karşı... Affedersin lafını kestim hocam. Prostat vardı, prostattan sonra çıktı. Peki, yani hani ondan alakalı değil diyorlar ama iki yıldır çıkınca bir dakika, çıktı. Bir dakika, prostat ameliyatı oldu doğru mu? Hayır, olmadı. Kemoterapi mi aldı? Hiçbir şey. Sadece ilacını alıyor, iyi huylusu denildi. İlacını alınca idrarına çıkmıyor. Yani rahat bir şekilde şey yapıyor ama bir ara kaşıntı oldu, bir ara elinin üstünde siyah noktalar oluştu. Büyük bir hani taşın altına konuda ezilir ya, öyle bir nokta oluştu. Anlıyorum. Şimdi de mide kanamasıyla devam ediyor hocam. Şimdi programa başlarken de şeyi söyledim. Yani... Vücudumuzdaki hastalıkların hiçbirisi diğerinden bağımsız değil. Aynen, onun için sordum işte. Eğer vücudumuzda bir sefer bir arıza baş göstermişse, bu vücuda bir şeylerin, bizlerin daha doğrusu vücudun sahibi olan kişinin yaptığı hatalarından, yanlışlarından bir sefer bir vazgeçmesi gerekiyor. Neyi yanlış yaptıklarını bir araştırması gerekiyor. Bu yanlışların başında benim gördüğüm bir, eğer kötü alışkanlıkları varsa sigara, alkol almak gibi bunlar sebep olabilir. Bunlar yoksa geri kalan kısmı şudur. Bu insanın beslenmesinde ne gibi hatalar yaşamış? Mesela az su mu içmiş? Mesela sürekli et mi yemiş? Mesela sürekli peynir mi yemiş? Çok çay mı içmiş? Çok kahve mi içmiş? Yani gıdasında vücudun arızalanmasına sebep olacak nasıl bir beslenme hataları var diye bunlara bakmak gerekiyor. Ben öncelikle şunu söyleyeceğim. Allah şifalar versin. Çözümsüz değildir. Ancak ameliyat bu işte çözüm müdür diye sorarsanız ben orada çok ümitli değilim. Yani ameliyat acaba ertelense daha mı iyi olur diye düşünenlerdenim. Hocam işte ona değineceğim sana. 76 yaşında, bu arada yaşını söyleyeyim. Kendi de bana vasiyet ediyor, ne kızım beni yoğun bakıma koyma, ameliyat ettirme, hakkımı helal etmem deyince elim kolum bağlı kaldım duruyor. Kendinin de sürekli mide kanaması, bir ara ishalle oluyor, bir ara da kabızlıkla oluyor. Peki ablam, şöyle yapalım mı sizle de? Çünkü konu hem çok uzun hem de burada bazı şeyler söylemek çok belki doğru olmayabilir. Yani kanser hastası insanlar olur, farklı düşünen insanlar olabilir ama ben size... Daha doğru bilgileri daha geniş bir şekilde bir telefon bağlantısıyla ben sizi arayayım. Telefonunuzu bırakıveriniz. Bu konuyu sizlerle hem konuşayım hem daha doğru neler yapılabileceğini söyleyeyim. Ama sizin ilk yapacağınız işi de söyleyeyim. Öncelikle bu andan itibaren yeterince su aldığına dikkat ediniz. Bol su içmesi gerekiyor. Ondan sonraki kısımları ben telefonda size izah edeceğim. Tamam? Tamam hocam. Peki, tamam. Allah şifalar versin. Görüşmek üzere. Arkadaşlar, telefonları düzgün kaydediniz. Sonra okunaklı olmazsa ben sıkıntı yaşarım. Arayacağım insanları söz verdiğimiz için mutlaka aramamız gerekiyor. Evet, hatta ben bir soluklanayım diye isterseniz bir de bir vetere atınız bu arada. Evet, telefonumuzu alalım. Alo. Alo, merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Hüsnü, Hollanda'dan arıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aynı zamanda hemşeriyiz Hasan Bey. Öyle mi? Nerelisiniz? Adıyaman. Neresinden? Börgenek köyü var. Börgenek. Evet. Evet, biliyorum. Biliyorsunuz değil ben, mi? Ben üzerinde. Ben Gergerliyim. Gergerli, evet. Hı hı. Evet, nasıl yardımcı vallahi, olabilirim? Vallahi yeterince yardımcı oldunuz. Öncelikle bir memleketlim olarak gerçekten bu ürünü bize tanıttığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben 3 yıldır kullanıyorum. Ha, maşallah, öyleyse eski müşterilerimizdensiniz. Evet, ben biraz da heyecan var bende. Yok, bir heyecana lüzum yok. Bak, yalnızız. Kimse bile yok. Evet, dinleyen hiç kimse yok. Evet.
Ben 3 yıldır kullanıyorum. Ben 2 tane şey kullanıyordum. Bu astımla bronşit. Evet. Fıs fıs deniyor ya, hı hı. Türkçesi. Evet, sprey kullanıyordum. Ondan kullanıyordum. Hı hı. Onu ben 1,5 yıldır bırakmışım. Şişeyi aldım, ben ev doktoruna götürdüm. Hı hı. Çünkü şaşırdı. Nasıl dedi, geçirdiniz ya? Nasıl geçti? Yani daha önce günde 2 sprey mi kullanıyordunuz? Evet, 2 sprey kullanıyordum günde 2 defa. Hı, ve şeyde şu anda 1,5 seneden beri bunu bıraktınız. Yani ihtiyaç bıraktım, yok artık. Bıraktım, evet. Tamam. Evet, hiç kullanmıyorum. Evet. Karaciğerimde benim kist peki, vardı. Peki şeyi söylüyordunuz, şişeyi doktora götürdüm dediniz. Önce bir onu dinleyeyim. Evet. Evet. Onu götürdüm işte. Dedim bununla dedim geçti dedim. Hatta söyledim yani Almanya'da eczanelerde de satılıyor diye. Hı hı. İyi dedi, o zaman devam edin dedi bana. Evet. Evet. Peki onun sizin devam ediyorum. Sizin astım bronşitiniz kaç seneden beri vardı? O benim yıllardır. Ben bir de kalp ameliyatı geçirdim. Aha. 97'de. Ondan önce de vardı. Aha. Yani şöyle böyle bir 15 sene en azından var. Var, fazla. Evet. Bu süre zarfında tabii ilaçlar kullandınız, doktorlara gittiniz. Tabii, evet. Ama bir hemşeriniz çıktı, bir çörek otu diye bir şeyin farkına vardı. Evet. Sizlere de anlattı. Evet. Evet. Çok memnun kaldım gerçekten. Peki, ben devam da ediyorum. Karaciğerle ilgili bir şey söylüyordunuz. Karaciğerde de kist vardı. Aha. Onu da işte ben senede bir sefer kontrola gidiyorum. O da yok olmuş. Maşallah, maşallah. Kemiklerimde, dizlerimde hep ağrılar vardı. İnan yani böyle 50 metre gitmeden mutlaka oturmam gerekiyordu. Onlar geçti. Kalp ameliyatı oldum. İkinci kalp kapağımda benim 4 yıl önce onda da bir çürüme başlamıştı, iltihap, şey, romatizma vardı bende. Evet. Kalp romatizması. Hı hı. O da çok şükür geçen sene Mayıs'ta gitti. Bu sene evet. Bu sene gittim ben. O da geçmiş. Bak bir şey söyleyeceğim. Biz ilk kez konuşuyoruz değil mi ikimiz? Evet, evet. Ha, yani ben çok istedim bağlanmak. Giden hafta da çok kalabalıktı. Başkaları zannedebilir ki bu bir kurgu falan diye düşünen olabilir. Bizde böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Tenezzülle etmez. Yani ilk kez sizle biz konuşuyoruz. Hayır, hayır, ben, evet. Hayır, gerçekten ben çok memnunum. Hatta ben burada ailem var. Ablamın torunu falan. O da kabızlık falan yaşlıydı çocuk. Hı hı. O da şimdi kilo aldı, kendine geldi çocuk. Yani evet. Gerçekten ben peki, faydasını çok gördüm. Peki o sizin kalp problemi de bitti mi? O ikinci kapakçık çok şükür düzeldi. Maşallah. Şimdi iltihap falan hiçbir şey yok. Güzel, güzel. Evet. Peki bir de yaşınızı Yaşınızı da bize bir bağışlayınız. Yaşınız kaç? Yaşım 58. 58. Demek evet. Erken davranmışız inşallah. İyi olmuş. Evet, bütün onları atlatmışsınız yani, güzel. Evet, inşallah gerçekten yani sizin sayenizde. Allah razı olsun. Ben çok çok memnunum tanıştığıma bu çörek otu yağıyla. Evet. Ben bir de şey bağırsaklarımda yani ben anlatacak gibi değil. İnanın yani anlatacak gibi değil. Neydi oradaki şey? Benim bağırsaklarımda polip vardı. Evet. 7 tane. Üf. Üçünü aldılar, 5 tanesini almadılar. Hı hı. Tekrar kontrola gittim. O 5'i de silinmiş. Hiçbir şey kalmamış. Çünkü i̇şte, ben sürekli yani sabah, öğlen, akşam alıyorum. İşte bak bu bir süper bir şey bu. Yani 5 evet. Tane politin bağırsaklarda evet. Evet. Bu çörek otuyla gitmiş olması bana sorarsanız bu akşamın en mühim şeylerinden birisiydi. Evet Hasan Bey, inan ben yani 2 sefer benim çocuğum da şahit. Ben hani şeyle hastaneye kaldırıldım yani evet. Ağrılarla. Hı hı. Hani nasıl söyleyeyim, bir tanesi yaranın bir tanesi patlamış, kan inceltici kullandığım için onun şeyle yani baya bir rahatsızlık geçirdim. Evet. Gerçekten ben o kadar memnunum yani anlatamam. Bel ağrılarım vardı benim, o kalça kemiklerim ağrıyordu. Yani inanın hepsi geçti. Biraz zayıfladım, 13 kilo verdim. Maşallah, maşallah. Evet. İnanın hemşerim çok güzel, çok böyle bize de
bizi de sevindiren, mutlu eden çok güzel şeyler yaşamışsınız. Biraz da herhalde bir şey dikkatimi çekti. Siz düzenli günde 3 sefer en az kullandığınızı söylediniz, doğru mu? Evet, evet. Evet. Ben çok düzenli kullandım. Peki evet. Diğer ürünlerimizden de yani keten tohumu yağı falan da kullandınız mı? Onu şimdilik onu kullanmadım. Yalnız şey kullandım. Argan mı? Diğer yağ. Argan yağı kullandım. Şimdi evet. Bu arada sırası gelmişken madem ki bu kadar da fayda görmüşsünüz, bir hemşerime de biraz daha bir destek olsun diye. Şimdi vücudumuzda evet. omega 3 ve omega 6'lar dediğimiz yağ asitlerinin bir dengede olması gerekiyor. Evet. Bu dengenin evet. bugün Avrupa için kabul edileni 4'e 1. Yani 4 gram omega 6 kullanıyorsak günde 1 gram da omega 3 almamız gerekiyor. İkisinin dengede kalması gerekiyor. Bazıları daha da şeye ilerliyorlar. Diyorlar ki hayır bu 4'e 1 değil. Aslında 2'ye 1'e kadar, 1'e 1'e kadar da gitse daha sağlıklı olur diyenler var. Ama biz Avrupa için o tavsiye evet. edilen ölçü 4'e 1'e esas aldığımızda şu sıkıntı karşımıza çıkıyor. Günümüz beslenme tarzında omega 6'lar bol miktarda var. Bolca omega 6 alıyoruz fakat buna karşılık omega 3'ler çok az. Ve bu da şunu netice veriyor. Bugünkü beslenme tarzında omega 6'ların omega 3'lere olan oranı 15'e 1, 20'ye 1 şeklinde dönüşmüş ki bu da sağlıklı bir beslenme tarzı değil. Dolayısıyla bunu dengelemek için keten tohumu yağında çok yüksek oranda omega 3'ler var. %52 oranında. Günde en az bir kaşık da bu yağla diğer omega 6'ları desteklemenizde fayda var. Tamam. Tamam, dinlerim sizi. Evet. Dinlerim gerçekten. Ben yarın da benim şey beyefendi şey Hikmet Açık Gözde. Ha bizim Hollanda yetkilimiz. Evet. Ondan ısmarlıyormuş da. O yüzden ondan o yarın akşam inşallah bir de toplantımız var burada. Öyle mi? Kolay gelsin inşallah. Yarın kendisine söyleyin size bir de keten tohum yağı getirsin inşallah. Tamam inşallah. Peki çok selam söyleyin benden de. Çok oldu baş üstüne. Ben çok memnunum gerçekten. Allah razı olsun. Yani, bilmiyorum anlatacak gibi değil yani. Peki zaten anlattıklarınıza çok kişi de inanmamıştır zaten. O derece ilginç şeyler söylediniz. Vallahi ister inansınlar ister inanmasınlar. Çünkü ben yaşadığımı ben doktora gittiğimi hani ben sayede bir sefer... Gidip şeye giriyorum, çekyaba giriyorum işte. Ben tabii bunu şey olarak, falan. Bunu biraz şey olarak söyledim. O kadar ilginç evet. şey söyleniyor ki sıradan bir evet. insan, ilk izleyen evet. insanlar bu böyle olur mu ya diyorlar. Hatta kitaplarda evet. şu ifade çok geçiyor. Çörek otu üzerinde araştırma yapan ilim adamları çoğu kez ya böyle bir şey yok demek mecburiyetine kalıyorlar. Yani onlar da şaşırıyor. Evet. Sadece siz veya ben değil. Tamam. Vallahi Hasan Bey ben... Sizinle daha tanışmadan bu çörek otu yağıyla yani sizin çörek otu yağınızla tanışmadan önce ben kendim eziyordum çörek otu yağını. Hı hı. Ondan kullanıyordum. O da beni rahatsız ediyordu. Onu defalarca biraz izah ettim tabii. Için. Yani o yeterli olmuyor. Evet. Aynı zamanda da fazla aldığınızda evet. rahatsız edebilir. Evet. 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 Peki Allah şifalar oldu. Versin tekrar. Hayırlı akşamlar sağ diliyorum. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet sevgili izleyiciler, canlı yayınla tekrar devam ediyoruz. Öncelikle şu geçmişe ait tecrübe paylaşımlarından dolayı bir iki şey söylemek istiyorum. Her izlediğimde bende de hatıralar tazeleniyor. Çünkü eski veteriler ilk başladığımız dönemlerde insanların anlattıklarımızdan ve ürünlerimizden etkilenişi çok belirgin olduğundan dolayı ve yeni olduğundan dolayı bu şekilde tecrübeler genelde paylaşılıyordu. Daha sonraları tabii ki herkes bunları yaşamaya başlayınca biraz sıradanlaştı. Pek tecrübe paylaşımları azaldı ama inşallah farklı tecrübeleri yaşamış olan izleyicilerimizi de yine tecrübelerini paylaşmak üzere canlı yayına bağlanmalarını istiyoruz. Çünkü bunlar en azından yapılan çalışmanın doğruluğunu ve etkisini gösterme açısından gerekiyor. Bunu da hatırlatmış olayım. İkinci şey ise tabii ki yıllar geçince bizde de ihtiyarlık oluyor, çarpışmalar oluyor.
Saçlar biraz daha fazla dökülmüş. Ama şunu size söyleyeyim. Yani saç dökülmesi veya hastalıklar, eğer siz erken harekete geçmezseniz ne yazık ki tahribatın tamamını geri döndüremiyorsunuz. Ama şunu söyleyebilirim. Kendi yaşıma göre saçlarım yine aileyle kıyasladığımda gayet güzel. Öbür taraftan da hastalıkla zaten şükür son 10 senedir ağrı kesiciler de dahil herhangi bir hastalıkla bir şeyimiz olmadı, tanışmamız olmadı. İnşallah bundan sonra da olmaz. Yani kısacası sizler de beslenmenizi değiştirerekten, gıdanızın kalitesini değiştirerekten, biraz da yaşama tarzınızı gözden geçirerekten hem sağlıklı olabilirsiniz, hem sağlıklı kalabilirsiniz, hem de bir hastalığınız varsa o hastalığı kimyevi metotlarla, ilaçlarla değil de hastalığa sebep olmuş hatalarınızı gidererekten hastalıklardan kurtulabilirsiniz. Bir telefon alıyoruz. Alo. Alo, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar, hoş geldiniz. Sağ olun. Hocam, bende bir şey var, rehli vardı. Ondan ilaç kullanıyorum. Sonra çok terliyorum. Aslında prostatten ameliyat oldum. Başka nedenleri, şeker hastalığı var. Acaba bu terleme neden ileri geliyor? Ya, terlemenin sebepleri çok farklı olabilir. Mesela şeker bunlardan birisi de terlemenize sebep olabilir. Aldığınız ilaçlardan da etkilenebilirsiniz. Kısacası vücutta bir arıza oluşmuş. Terlemenin muhtemelen temel sebebi şeker olabilir ama illa bu olacak diye bir şey yok. Ancak şunları, bazı şeyleri yapmanız mümkün. Yaşınız kaç sizin bu arada? 75. Allah da uzun ömür versin. Şehirde, amin. Şehirde mi yaşıyorsunuz? Amin. Şehirde mi yaşıyorsunuz? Hayır, kasabada. Sparta'nın bir kasabasında. Ya maşallah, Sparta'nın bir kasabasında aslında reflü olmaması lazım. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? İki şey var orada. Bir, ya yeterince su içmemişsiniz. İki, ya içtiğiniz suyu veya yemek yerken yemeklerle gıda sıvıyı yanlış almışsınız. Veyahut da gıdayı çok yanlış saatlerde almışsınız. Kilonuz var mı? Kilo 75 falan. 75 kadar. Peki şeye dikkat ediniz. Öncelikle su içmeyi çoğaltınız. Çörek otu yağı size iyi gelir. Çok fayda görmüş kişilerle de karşılaştım. Günde 3 sefer yemeklerden yarım saat kadar önce bir yemek kaşığı alıp üzerine de 1 veya 2 bardak su aldığınızda reflüyü azaltırsınız veya giderme şansınız var. Şekere... Tabii şimdi hocam orucun onu sanki yemek yiyebilir. Onu Ramazan'da iki sefer alınız. Diğer bir husus da şudur. Aslında yemeklerinizi reflüsü olan insanların bilhassa akşam belli bir saatten sonra yememesi gerekiyor ve çok midelerinin dolu olmaması gerekiyor. Yani bir de yemek yerken yemeklerle birlikte ayran veya işte diğer içecekleri de almamanız gerekiyor. O gıdayı hem hazmetmesini zorlaştırır hem de mideyi fazla doldurduğunuzda yemek borusunda meydana gelmiş olan tahribat sebebiyle o mide sıvılarının daha hızlı yukarı çıkmasına sebep olur. Bu size sıkıntı yapar. Reflüde böyle bir yola gidebilirsiniz. Şekerde iyi bir dengeleyicidir çörek otu yağı. Şuna dikkat etmeniz lazım. Çörek otu yağını kullanırken şekerinizin birden düşme ihtimaline karşılık dikkat etmeniz gerekiyor. Yani şekeriniz fazla düşme durumu olursa o zaman ilacı azaltma yoluna gitmeniz gerekiyor. Tamam? Ölçü olarak ne kadar kullanmam lazım hocam? Siz yemek kaşığıyla alınız. Hastalıklarınız hafifleyip veya geçtiğinde tatlı kaşığına geçersiniz. Oldu. Teşekkür hocam. Allah peki, razı olsun. Allah şifalar versin. Hayırlı günler. Sağ olun. Hayırlı günler. Evet, kaldığımız bir yerden devam edelim. Bir de aslında size çok, yani o kadar çok anlatılacak şeyler var ki konu olarak işlediğimiz saha veya problem o kadar fazla ki bazen acaba hangisini anlatayım diye sıkıntı yaşadığım oluyor işin doğrusu. Ben önce şuna bir başlangıç yapmak istiyorum. Öncelikle vücudumuzun mühim bazı sıvıları var. Bu sıvıların da pH değerleri söz konusu. Bunu günümüzdeki toplumun kullandığı şekliyle vücudumuzun
alkalin mi olması yoksa asit mi olması, asitik bir yapıda olması konusunu işlemeye çalışacağım biraz, az bir miktar da olsa. Çünkü ben tekrar hem inancımı, hem yaptığım çalışmaları, hem tecrübelerimi söylüyorum. Hastalıksız bir hayat yaşamak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka gıdayı değiştireceksiniz ve yeme tarzınızı, bilincinizi değiştireceksiniz. Onun için de ısrarla ben beslenmeyi anlatmaya çalışıyorum, gıdayı anlatmaya çalışıyorum ve işin doğrusu gıda dışındaki herhangi bir maddenin insan vücudunda yer bulabileceğini de kabul etmiyorum. Yani hem inanmıyorum, inanmamak bir yana, bir de kabul etmiyorum. Kendimde de kullanmıyorum. Sebebini size şöyle izah edeyim. Şimdi şöyle düşününüz. Bir karargaha gireceksiniz. Kapıda eskiden nöbet tutan bekçiler vardı diyelim veya asker vardı, kuruma görevlileri vardı. Eski dönemlerde parola biliyorsanız o şehre girebiliyordunuz veya o karargaha girebiliyordunuz. Parola bilmiyorsanız surların dışında, karargahın dışında kalırdınız. Günümüzde ise bazı resmi yerlere, bilhassa askeri yerlere girmek istediğinizde kapıda nöbet tutan Mehmetçiğin size sorduğu şeyler var. Önce o sorduğu şeylere bir cevap vermeniz gerekiyor. Yani kendinizi tanıtmanız gerekiyor. Arkasından kimliğinizi göstermeniz gerekiyor ki o karakola giriş yapabilirsiniz. Aksi takdirde siz askere rağmen bir kaçamakla içeri girmeye kalkıştığınızda hem asker peşinize takılacak hem de içeridekiler sizden habersiz oldukları için ceza yiyeceksiniz. Size iyi bir sıkıntı var demektir. Şimdi insan vücudunda 120 trilyon civarında bir hücre yaşıyor. Ve bu hücrelerin hepsi birbiriyle bir bağlantı halinde. Bir istihbaratları var, bir bilgi alışverişleri var. Bir de bu kadar kalabalık toplumu koruyan, dışarıdan vücuda giriş yapacak olan düşmanlara karşı onları koruyan bir güvenlik birimleri var. Buna savunma sistemi denilmiş. Şimdi savunma sistemi vücuda giriş yapmış olan maddeyi tanımadığı müddetçe, yani kimlik gösteremeyen her maddeyi düşman görür. Bu düşmandır der. Ve bir düşmanla nasıl mücadele ediliyorsa o mücadeleyi yapar. Örnek vereyim. Solunum yoluyla bir bakteri vücudunuza giriş yapıyor. İlk karşılaşacağı savunma hatı tükürük bezlerinde ve bademciklerdeki savunma sistemlerinizdir. Bunlar giriş yapmış olan bu bakteriye karşı ani bir savaş başlatıp onun vücuda girmesini engellemeye çalışacaklardır. Eğer savunma sistemleriniz zayıf, giriş yapan bakteri güçlü ise muhtemelen bu bakteri o savunma sistemi hatlarınızı aşıyor ve vücudunuza giriş yapıyor. Peki bir telefon alayım, tekrar konuya girmeye çalışacağım. Alo. Alo, iyi günler efendim. Buyurun, iyi günler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim bir mazuratım var da. Buyurun. Ben lenfoma tedavisi gördüm. 2011'de şimdi kan değerlerim tekrar yükselmiş. Evet. Yarın kontrolüme gideceğim de bu konuda bu çörek otu yağından istifade edebilir miyiz? Yani şunu ısrarla söylüyoruz. Mutlaka ve mutlaka bütün hastalık baş gösterir göstermez hastalığın ne olduğuna bakmaksızın mutlaka beslenme ve yaşama tarzınızı bir değiştirmeniz gerekecek. Hazır yiyecek ve içeceklerden uzak duracaksınız. Vücudunuzu asitlendiren bazı gıdalardan mümkün olduğunca mesafe koyacaksınız ki bütün hazır yiyecek ve içecekler aslında vücudunuzu asitlendiren gıdalardır. Çörek otu yağının size bir faydası olacağını en azından tecrübelerim ve okuduğum, yaptığım çalışmalarla biliyorum. Kullanmanızı tavsiye edeceğim. Günde 3 sefer yemek kaşığıyla almanız gerekiyor ve yemeklerden yarım saat önce. Orada efendim bir soru daha sorabilir miyim? Buyurun, tabii ki. Bu duygu durum bozukluğu konusunda da bunun bir şeyi var mıdır acaba? Uyku mu dediniz? Duygu durum bozukluğu. Tekrar söyler misiniz? Alamadım tam. Duygu durum bozukluğu. Yine alamıyorum ki sesinizi. Bipolar. Duygu durum bozukluğu. Tamam. Şimdi aynı şeyler aslında yine geçerlidir. Çörek otu yağı ve keten tohumu yağıyla destek olabilirsiniz.
Beslenme tarzınızı alkalin bir beslenmeye yönlendirebilirsiniz. Bilhassa yeşil sebzeli beslenmek, salata ağırlıklı beslenmek, rafine yağlardan uzak kalmak size bu sıkıntıları atlatmada yardımcı olur. Tamam. Oldu efendim. Peki, Allah şifalar versin, hayırlı günler. Şimdi vücudunuza giriş yapmış olan bir bakterinin bu sefer savunma sistemleriniz tarafından düşman olarak algılandığından dolayı savaş başlatılır. Bu savaş bazen hafif geçer, bazen ağır geçer, bazen işte 2-3 günde geçer, bazen aylar sürebilir. Ama gerçek şudur, herkes elini kolunu sallayarak vücudunuza giriş yapamaz. Yaptığında düşmandır, bununla bir mücadele başlar. Peki savunma sistemlerimiz acaba gıdayı tanır mı? Gıdaya karşı bir savaş başlatır mı? Veya acaba savunma sistemlerimiz hap yoluyla, kapsül yoluyla, iğne yoluyla almaya zorladığımız ve içlerinde kimyeviler bulunan maddeleri okuyabiliyor mu? Bunlar dost mu, düşman mı diye ayırt edebiliyor mu? Her halükarda dost ve düşman diye ayırt etmesi gerekiyor. Eğer dost diye ayırt etmişse zaten işlemler normal seyrinde devam edecektir. Ama bunu okuyamıyorsa, yani gönderdiğiniz madde doğal bir yapı değilse, vücudunuzun kodlayabileceği işaretler yoksa, savunma sistemleriniz gönderdiğiniz maddenin kendisi ne olursa olsun bununla savaşacaktır. İsterseniz bunun adı kemoterapi olsun, isterseniz ağrı kesici olsun veya başka bir kimyevi ilaç olsun. Vücudunuz bununla savaşmak mecburiyetindedir. Çünkü o bir yabancıdır. Vücut bunu tanıyamamaktadır, okuyamamaktadır. O zaman acaba yanlış bir yoldan mı tedavi yöntemlerimiz geliştiriliyor? Yani vücudun kabul etmediği maddelerle vücudu onaracağını söylemek, onardığını iddia etmek biraz fazlaca abartılı mı acaba? Ve şunu da söylemek lazım. Elinizi vicdanınıza koyun. Sizce dünya genelinde hastalıklar arttı mı, azaldı mı? Çok açık bir soru. Herkes bunu aslında cevap verebilir. Sokağa bakınız. Sizce sağlıklı insan sayısı mı fazla, yoksa hasta insan sayısı mı fazla? Bunu şunun için soruyorum. Eğer bir yöntem geliştirmişseniz ve bu yöntem hastalıkların azalmasına değil de çoğalmasına götürmüşse, artmasına sebep olmuşsa, sizin bu yönteminizde bir sıkıntı var arkadaş ya. Bir örnek tekrar yine kendimden söyleyeyim. 10 senedir tek bir sefer kulak temizliği sebebiyle doktora yolum düşmüş. Onun dışında yolum düşmemiş. Şimdi size soru. Herkes benim gibi olsa, 10 senede bir, o da bir kaza sonucu doktora gitse, sizce kaç tane hastane Türkiye'de kapanmak mecburiyetinde kalır? Ben size söyleyeyim, %90'ı. Peki herkes bu şekilde sağlığını, kendisi bu şekilde sağlıklı olmayı hedeflese ve sağlıklı olmayı başarsa, o meslekte ne kadar kimyevi tüketimi azalır? Yine %90 azalır. Bunu ben bu meslekler gereksizdir olmasın falan diye söylemiyorum. Ben diyorum ki bir hata var, bir sıkıntı var burada. Yani yanınızda çalışan bir insan, bir vazife veriyorsunuz, o vazifeyi yapması için bir süre tanımışsınız. Ama o süreyi kat be kat aşıyor ve sizi sürekli oyalıyor. O adamı yanınıza çalıştırmazsınız, atarsınız. Sen bu işi bilmiyorsun dersiniz. 1900'ün başlarında gelişmiş ülkelerde sadece %0.2 ile ifade edilen kanser, eğer bugün %30-35'lere aynı ülkelerde çıkmışsa, buna bence haklı olarak soru sormak gerekir. Ya bir şeyler yanlış mı yapılıyor? Yoksa bir şeyler bilerek mi böyle yapılıyor? Bunlar sizin kendinize sormanız gereken sorular. Bence en doğrusu gıdanıza, yaşama tarzınıza el atınız ve hasta olmayınız. Doğal hayata geri dönüş yapınız. Bakın size bir örnek daha söyleyeceğim. İlginçtir ki doğada, yabani hayvanlarda kansere rastlanmıyor. Tuhaf değil mi? Ve ilginçtir ki yabani hayvanlarda astıma rastlanmıyor.
ve benzer hastalıklar. Ama tam tersi bir şey söz konusu. Evcilleşmiş olan hayvanlarda, affedersiniz hayvan diyoruz da, evcil bu dostlarımızda insanlardaki oran nispetinde kansere yakalanıyorlar. Aynı nispette astıma yakalanıyor ve şeker meker gibi hastalıklarda artık saymamız gerekmiyor. Şimdi bu soru olarak düşünmemize yeterli sebep değil midir? Doğal hayatı, cinsine göre hayatını yaşarken kanser yok, bilmem astım yok, bilmem şu yok, bu yok. Ama evcilleştiği andan itibaren, yani insanla dost olduğu andan itibaren, bir araya geldiği andan itibaren günümüz insanını kastedeyim. Bu hadise belki 50 sene önce, 100 sene önce Türkiye'de böyle değildi. Bugün, affedersiniz, atınız astım oluyor, köpeğiniz kanser oluyor, kediniz bilmem başka bir şeyden, hastalıktan ölüyor. Ve ne yazık ki bu hayvanlara da aynı metotlar uygulanıyor. Ona da yine aynı kimyevi ilaçlar veriliyor, aynı hazır yemekler veriliyor ve sonuçta kendimizin başına bela olduğumuzu yetmiyormuş gibi hayvanların başına da bir şekilde onların da sağlıkları noktasında bela olduğumuzu söyleyebilirim. Yani bu bir gerçek. Evet. Bir vetere daha alalım bu arada arkadaşlar. Ben bir soluklanmış olayım. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Ben Hasan Bey ile konuşmak istiyorum. Buyurun Hasan Bey, sizi dinliyor. Buyurun. Kimdi bu? Evet, hoş geldiniz. Buyurun. Hasan Bey, merhaba. Merhaba. Ben Almanya'dan arıyorum. Evet. Ben sizin gerçekten faydasını gördüm. Benim bir sorum var. Benim gerçekten çok kötü rahatsızlığımda. Nasıl anlatayım? Bacağımda kemiklerim gözüküyordu. Ben çörek otu yağını aldıktan sonra 2,5 aydır içiyorum. Evet. Benim et geldi. Güzel, taze güzel et geliyor. Yani et geliyor şeye, hani kemiklerimden. Hı hı. Kapalıyor. Şimdi bu kapandıktan sonra su, yalnız su içemiyorum. Şey miydi? Onlar yara mıydı? Kayma dediler. Ama çörek otuna geçtikten sonra bunlar kapanmaya başladı, et oluşmaya başladı. Peki. Yani çok güzel bir şey, daha farklı bir şey ben zaten beklemezdim işin doğrusu. İlaçlarım, çok kötü ilaçlar alıyordum. Sakinleştirici, sepsin, öyle şeyler alıyordum. Şimdi onları bana unutturdu. O kadar memnunum ki. Ben bu yara tekrar açılır mı? Yoksa kapandığı gibi böyle kalır mı? Ablam şöyle, vücudumuz yaratılırken yaratıcı tarafından o bütün vücudu idare eden mekanizmalar konulmuş. Vücudun herhangi bir yerinde bir arıza meydana geldiğinde o arızaları gideren mekanizmalar var. Fakat bunu yaparken şey gibi, yani tıpkı bir binayı yapan işçileriniz eğer malzemeleri varsa o binayı düzgün yapabilirler. Malzeme eksikse o binayı da düzgün yapamazlar. Hatta kendileri çalışan işçileriniz aç susuzsa onların güzel bir bina yapmasını bekleyemezsiniz. Şimdi vücudumuzda bu sistemlerin hepsi yerleştirilmiş. Evet. Burada bizim üzerimize düşen şey vücudumuza lazım olan malzemenin gıda şeklinde vücuda ulaştırılmasıdır. Bunu biz yapabildiğimiz takdirde meydana gelen arızaların büyük çoğunluğunu vücut tekrar giderebilir. Dolayısıyla siz de zaten bunu görüyorsunuz. Yani mesela şöyle bir örnek hep veriyorum. Parmağınızın bir tarafından bıçakla hafiften bir kesi veriniz veya kestiniz diye düşününüz. Kanama başlar başlar. Daha doğrusu bıçak değer değmez beyninizden hemen o bölgedeki hücrelere orayı tamir etme emri verilir. O kesilen yeri kapatma emri verilir ve birkaç gün sonra da bakarsınız ki oradan yeni hücreler tekrar eskisinden farksız bir cilt meydana getirmiş, tamir etmiş. Diğer arızalar da aynı şekildedir. Şimdi siz beslenmenizi düzeltip bilinçli beslenmeyi öğrenip uyguladığınız müddetçe korkunuzun olması gerekmez. Bu yeniden açılır diye endişe etmeniz gerekmez. Çok. Tamam. Çok
Çok bitkindim, çok sağ ol. Vallahi yemin ediyorum çok. Öyle memnunum ki yemin ediyorum bak. Ben 2 aydır kullanıyorum. Evet. 2 ayda netice benim 36 senedir çekiyorum bu rahatsızlığı. 36 sene çok. Ben 51 yaşındayım. Evet. 51 yaşındayım. Doktora gidiyorum. Gideyim mi, gitmeyeyim mi? Gitmeyeyim mi hani? Bilmiyorum. Şimdi şöyle yapınız, yani öncelikle 36 senedir çekiyorum deyince biz burada ikimiz de Leyla ablanın yüzü evet, acıdı. Ben de hakikaten yüzümde acıma yaşadım. İçimden bir sızı hissettim. Genç kızlığından beri. Evet yani Hasan 36 Bey. Sene ne demek ya? Ben şiye... Ben 10 yaşından beri çekiyorum Hasan Efendi. Şimdi gerçekten şu acı bir şeydir. Yani bu kadar gelişmiş, modernleşmiş tıbba rağmen evet. bir insanın 36 sene boyunca ilaçla ayakta tutulmaya çalışılmasını ben kabul edemiyorum. Yani kimse kusuruma bakmayacak. Şimdi tekrar hatırlatayım. Siz suyu ne kadar içiyorsunuz şu anda? Ne kadar su içebiliyorsunuz? Ben suyu aklıma gelmiyor yani. Şimdi o yanlış. Şimdi evet. yeterince su içmediğiniz takdirde vücudunuzun tam sağlığına kavuşma şansı olmaz. Doğru. Buna dikkat ediniz. Mesela şöyle düşünün. Bir bitki düşünün. Elinizde bir saksı. Bir orkide yetiştiriyorsunuz. O orkide, doğru. o orkidenin çok güzel gübreli bir toprağı var diyelim. Doğru. Siz de ona mineral olarak, tuz olarak ne gerekiyorsa hepsini toprağın içerisine koymuşsunuz. Ama su vermiyorsunuz. O orkidenin yaşama şansı kalmaz. O orkide o güzel topraktan içerisine koyduğunuz mineral ve gübrelerden faydalanamaz. Ne zaman o orkide o gübreyi o güzel topraktan faydalanabilir. Ne zaman ki su verirseniz faydalanabilir. Evet, doğru. Vücudumuz da bunun gibidir. Susuz kalmış bir vücudun sağlıklı olma şansı yok. 0-0-0. Tamam? Doğru. İçiniz yavaş yavaş başlayınız. Azar azar da olsa günde en az yani şu anda mesela diyelim ki bir 1 litreyi doldurmaya çalışınız. Günde 6 su bardağı şeklinde. Ondan sonra her gün bir yarım su bardağı ilave ederekten sonuçta 10-12 bardağa ulaşacağınız noktaya kadar uğraşmanız gerekiyor. Denerim. Devam edin inşallah olur. Kaliteli güzel hocam, bir su içmeniz gerekiyor. Üstüne basa basa bu yağı herkese tavsiye edin ne olursunuz. Biz zaten onu yapmaya çalışıyoruz da. Tamam. Peki Allah razı olsun. Ben doktora gideyim mi? Ablam doktora bilmiyorum. Siz karar veriniz tabii ki eğer şeyiniz varsa... sıkıntınız varsa doktorunuza görünü veriniz. Ben size anlatsam, otursam bir masal olur. Hani inanılmayacak bir rahatsızlığım var benim. Şimdi doktorunuza gidiniz de evet. ama şunu yapınız. Yani bazı şeyleri ben ekranda söyleyemiyorum. Doktora tabii. gidiniz de yine de ilaç noktasında dikkatli olunuz, tamam? Doğru. Peki, Allah şifalar versin. Evet. Ben ailemin yanlış tedavisiyle bu hale geldim. 10 yaşından beri çekiyorum hocam. Geçmiş olsun. İnşallah bundan sonra düzelir. İnşallah. Sağlıklı Allah bir yapıya kavuşursunuz. Size razı olsun. Sizlerden başka bir şey demiyorum. Teşekkürler. Sağ olunuz. Sağ olun. Hayırlı yayınlar hocam. Sağ olun. Hayırlı günler. Sağ olun. Biz anlatalım buradan. Anlatalım. Siz de eşinize, dostunuza anlatın. Bacaklarınızdaki yaranın nasıl kapandığını anlatın. 30, görsünler. 36 senelik bir sıkıntı. Ya, genç kızlığından beri, şimdi 10 yaşından beri. Gerçekten isyan etmemek mümkün değil ya. Evet sevgili izleyiciler, tekrar canlı yayında sizlerle bir aradayız. Yine bu geçmişe ait bir VTR'yi izlerken... vah gençlik vah diyecek oldum ama demedim. Çünkü şükür halen iyiyiz. Ama tabii ki o 5-10 sene öncesine ait ilk yayınlarımızdan birisi. Bu arada Leyla ablayı ben görünce ekranda bir hüzünlendim işin doğrusu. Birçok güzel dostumu Avrupa'da, Almanya'da bırakıp geldim. Leyla ablayla 5 sene kadar kesintisiz canlı yayın yaptık. Onun konuğu oluyordum. Ve güzel neticelerimiz oldu. Sonuçlar aldık. Bu VTR'de onunla yaptığımız bir yayında izleyicinin tecrübelerini anlatmasıydı. Buradan Leyla ablaya tekrar selamlar. İnşallah bizi izliyordur. O da sevinmiştir. Evet, ben kaldığım yerden o zaman tekrar bir başlayayım. Şimdi öncelikle şeyi söylüyorduk. Vücudumuza vücudun tanımadığı, savunma sistemlerimizin tanımadığı bir madde giriş yaptığında bu maddenin adı ne olursa olsun vücut
tarafından düşman kabul ediliyor ve bununla bir savaş başlatılıyor. Bu savaş ardı arkası kesilmeyecek şekilde bizde devam ederse, ısrar edersek, mesela her gün gıdayla veyahut da direkt ilaç yoluyla vücudumuzun tanımadığı birçok toksinli dediğimiz kimyeviyi alırsak, bu savaş sürekli devam edecek. Ve zaman içerisinde savunma sistemleriniz bunların etkisi altında, o da değişime uğruyor. Hem bir taraftan zayıflıyor, öbür taraftan da dengeleri bozuluyor. Hiç sebep yokken bir bakıyorsunuz ki durup dururken tıbbın otoimmün hastalığı dediği hastalıklar vücudunuzda baş göstermeye başlıyor. Nedir? Bunlardan birisi mesela aklıma geldi, sedef. Veya başka bir şey olabilir. Ne olabilir? Söyleyiveriniz. Türkçesi aklıma gelmiyor. Şiltrüzün Türkçesi şu anda aklıma gelmedi. Tiroid bezlerinizdeki sıkıntılar. Veya başka işte immün sisteminde otoimmün hastalıkları diye kabul edilen şeyler. Veyahut da polen alerjisi gibi. Bunlar aslında uzun süre vücudunuzda savunma sistemlerinizin gereksiz yere bazı sizin kendi iradenizle, isteğinizle vücudunuza yüklediğiniz maddelere karşı savaşı sonucudur. Vücudunuzu bunlardan arındırmanız gerekiyor, temizlemeniz gerekiyor. Vücudunuz öyle olmalı ki, tabiri caizse saat gibi tıkır tıkır çalışmalı. Ama çöpe dönüştürdüğünüz, bir taraftan ilaçla gelen kimyeviler, öbür taraftan gıda üzerinden gelen kimyeviler, gıdada da zaten çoğu kez ilaç diye lanse ediliyor. İşte böceklere karşı ilaç, bilmem şuna karşı ilaç, şu hastalığa karşı ilaç, meyve ilaçlanıyor, sebze ilaçlanıyor. O yetmiyormuş gibi hayvanlar üzerinden bol miktarda bir kimyevi vücudumuza ulaşıyor. Şimdi vücudunuz sürekli tanımadığı veyahut da tanıyor ve düşman olarak tanıyor. Çünkü toksinli maddeler bunlarla bir ömür boyu neredeyse savaşmak mecburiyetinde kalıyor. Böyle olunca da siz de haklı olarak hem hasta oluyorsunuz hem de bu hastalıklar Cenab-ı Hak gecinden versin hepimizin sonunda bunlarla ölmesine de bir şekilde sebep oluyor. O zaman ne yapabiliriz diye soracaksınız, bunu da biliyorum. Biliyorum ki bazı şeyler zor. Bunlardan birisi günümüzde doğal gıdayı bulmak zorlaşmış. Sanayileşmiş, nüfus artışları, nüfusların şehre kayması sebebiyle balonlaşmalar olmuş ve dolayısıyla gıdanın kalitesi her halükarda bozulmuş. Sanayileşmiş bir gıda insan vücuduna uygun değildir. Bunu açık söylemek gerekiyor. Bu bir sıkıntımızdı, yani bunu düzeltmede çok zorlanırız. İkinci bir sıkıntı ise elinizde olmadan hayat tarzınız değişmiş. Masaya, koltuğa mahkum edilmişsiniz. Hepimiz, ben de öyle. Nedir peki buradaki sıkıntı? Geçmişte, peki bir telefon daha alalım diyor arkadaşlarımız. Alo. Alo. Buyurun. Ablam buyurun, hoş geldiniz. Hocam iyi günler, hayırlı Ramazanlar. Sağ olun, sizlere de hayırlı Ramazanlar. Hocam ben size bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Bir seneye aşkındır rahim kanseriyim. Allah şifalar versin. Tedavi gördünüz mü? Sağ olun. Tedavi gördünüz mü? Göbekten girdiler işte, kamerayla baktılar. Hı hı. 7-8 aydır da işte 3 ayda bir gel dediler. Gittiğimde şimdi de ameliyattasın diyorlar ama bir tane doktora daha gittim. Hı hı. O da diyor ki sen şimdi ameliyat olmakla diyor kurtulurum zannetme diyor. Peki ameliyat olduğunuzda yani senin diyor şeyin kurtulma şansın yok diyor. Ablacığım, o doktorunuza şu soruyu sorunuz. Deyiniz ki doktor bey, ameliyat olduğumda kurtulacağıma garanti veriyor musunuz? Eğer garanti vermiyorsa, üzerinizde eksperiment yapacaksa, deney yapacaksa bunun çok manalı olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bu ne demek? Ameliyat olmasınız yaşayamazsınız ama ameliyat ettiğimde de yaşayacağınızı bilmiyorum.
Böyle bir şey olur mu? Yani arabanızı bir ostaya götürmüşsünüz, osta buraya bırak, ben bunu tamir edeyim ama yapabileceğimi bilmiyorum, belki de bozulur diyorsa siz arabanızı ostaya bırakır mısınız? Hocam vallahi peki, ben şaşırdım. Peki şunu söyleyeyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kemoterapi almadınız, doğru mu? Aldım. Aldınız. Kaç seans aldın? Evet, 6 sefer aldım. 6 sefer aldınız. Peki ben size bir şey göstereceğim. Evet. Ondan sonra isterseniz detaylı konuşalım. Bak şu elimde bir kitap var. 900 sayfa. Kitap Almanca, evet. Kitap Almanca yazılmış. Başlığı da şu. Evet. Diyor ki, kemoterapi kanseri iyileştiriyorsa dünyada yuvarlak evet. değil düzdür diyor. Şimdi bu kadar şey olan, şaibeli olan, şüpheli olan bir tedavi yöntemini, uygulamanın mantığını kimse izah etmiyor, edemiyor da. Hocam ben telefonumu kapatabilir miyim? Televizyondan duyuyorum ben sizi. Şöyle yapalım, siz telefonunuzu kapatmayın şu anda. Telefon numaranızı arkadaşlarımız alsın. Ben size daha sonra evet. telefon açacağım. Daha detaylı neleri yapmanız gerektiği noktasında size bilgi vereceğim. Çünkü canlı yayında bazı tamam, şeyler... Tamam hocam. Tamam ama kapatmayın, arkadaşlarımız telefonunuzu alacak. Hocam. Efendim. Bak şimdi diyeceğimi de unuttum ya. Alo. Kötü huylusu, kanserin kötü huylusu diyorlar hocam. Ablacığım ben sizi arayacağım. Geçmiş olsun. Detaylı konuşacağız inşallah. Tamam, telefonunuzu kapatmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kapatmayın arkadaşlar, telefonunuzu alacaklar şimdi. Tamam. Şimdi az önce bir bayan arkadaşımız daha bağlanmıştı. Mide kanseri olan bir hastası vardı. O arkadaşımızın telefonunu alamamışlar. Kendisi eğer bizi izliyorsa, ben çünkü geri döneceğimi söylemiştim. Telefon açıp telefonu bırakırsa kendisine geri dönüş sağlayacağım. Evet, ya ilginç şeyler de oluyor işin doğrusu. Daha doğrusu oluyor derken zaten bizde oluyor değil, bugün oluyor değil. Her zamanki bir şeyden bahsediyoruz ama ben gerçekten üzülüyorum. Zihinlerinizin de karışmasını istemiyorum. Tepki oklarını da üzerime çekmek de istemiyorum. Ama bazı şeyleri söylememek de, en azından doğruları söylememek de işime gelmiyor. Bakalım Cenab-ı Hak nereye kadar derse biz de öyle devam edeceğiz. Evet, yani beslenmemizi düzeltelim arkadaşlar. Yaşama tarzımızı düzeltelim. Bakın Ramazan ayı gerçekten çok mühim bir fırsat. Biz Müslümanlar olarak o kadar şanslıyız ki ama bu şanslarımızı hep yanlış kullandık, hep kötü kullandık. Şu kulaklık da beni gerçekten rahatsız ediyor. Bir gün buna çözüm bulacağım inşallah. Ben yeni, hiç çıkmayan bir kulaklık bulursam herhalde zengin olurum yani. Şimdi şunu tekrar söyleyeyim. Bilinçli şekilde sağlığınızı, beslenmenizi düzeltmediğiniz müddetçe sizin yardım beklediğiniz, bu işi o bilir dediğiniz mercilerin size çok faydalı olacağını söyleyemiyorum. Evet, kelimelerimi seçerek konuşmaya çalışıyorum çünkü konu kendisi biraz ağır bir konu. Bu durumda şunu yapalım tekrar. Ramazan ayının nasıl mühim bir fırsat olduğunu ve bunu nasıl değerlendirebileceğimizi tekrar bir anlatayım. Şunu söyleyeyim. Sovyetler Birliği'nde, yani henüz o blok dağılmadan, Doğu bloku dağılmadan yapılmış bilimsel araştırmalar var, çalışmalar var. O çalışmanın ne üzerine olduğunu söylesem şaşıracaksınız. O çalışmalar açlık oruçları şeklinde yapılmış. Hasta ve sağlıklı insanlar aç bırakılmış, açlığın bunların vücudu üzerinde yaptığı etkiler araştırılmış ve sağlıkları veya hastalıkları üzerindeki etkileri araştırılmış. Bu araştırmaya sebep olan konu da, asıl konu da aslında şu. Nükleer sızıntılara veyahut da savaş halinde nükleer silahlara maruz kalmış hastaların
aç bırakılarak tedavileri mümkün olur mu diye yapılan bir çalışma aslında. Evet, inşallah unutmam. Hem Ramazan, hem susuzluk, hem yorgunluk. Bir de sorular sıkça gelince konuları da ki unutabiliyorum. İnşallah unutmam. Bu konu mühim de. Yani Ramazan'ın açlık noktasında nasıl değerlendireceği konusu gerçekten mühim. Telefonu alıyoruz. Alo. Merhabalar. Buyurun, merhaba. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Şimdi biraz bilgi almak istiyorum. Ben sizinle kerema kıyamını kullanıyorum. Evet. 3-4 seneden beri. Hı hı. Şeker var, romatizma, kilo var. Ne yapmam lazım? Kilonuz kaç ablacığım şu anda? Kilonuz şu anda 100. 100. Evet. Şimdi bakın, o kilo dediğiniz şey aslında tek başına bir yağ depolaması. Bakın, bir yağ depolaması değil tek başına o. O evet. Aslında yağ depolama çoğu kez vücudunuz tarafından bir koruma sistemi olarak kullanılıyor ve vücudunuza zarar olacak bazı maddelerin yağla birlikte depolanıp vücuda zarar vermemesi için yapılan bir işlemdir. Ama bu vücudunuza kendisi zararlıdır. Dolayısıyla öncelikli olarak mutlaka kilodan kurtulacağız. Şimdi tam da bu konuyu anlatacaktım. Ramazan ayındayız. Ramazan'ı kendimiz için nasıl bir sevinç kaynağı, nasıl bir sağlığımıza kavuşmaya yönelik nasıl değerlendirebiliriz anlatacağım size. Şunu yapınız. Her halükarda kilonuzu atabilmeniz için bir günlük içtiğiniz su miktarını 3,5-4 litrenin üzerine çıkarmanız gerekiyor. 2. Kaliteli sıvı yağların tüketimini artıracaksınız. 3. Sebzeli besleneceksiniz. Sebze ve meyve alacaksınız. Diğer gıdalara et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, şeker ve şeker ürünleri, un ve un ürünlerini de bir dönem hayatınızdan çıkarmaya gayret gösteriniz. Bu şekilde hem kilolarınızdan kurtulacaksınız, hem de şeker de dahil olmak üzere sıkıntılarınızı azaltıp dengeleme şansını bulursunuz. Tamam? Tamam da ben işte sizden devamlı şeref atıyanı alıyorum. Ama işte, her gün sabah bir kaşık içiyorum aç kalkmıyorum. Yok, bak şöyle yapınız. Sabah, öğlen, akşam yemeklerden yarım saat önce üzerine de sizin kilonuz fazla olduğu için 2 bardak su içiyorsunuz. Ama onun dışında da birazdan anlatacağım şeylere de dikkat ediniz. Mutlaka kilo vermeniz gerekiyor. Yani vücudunuzu kendinize aç bırakmanız gerekiyor. Tamam? Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Allah şifalar versin. Peki, bir telefon daha alıyoruz. Alo. Hocam. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Ben Tokat'tan Mehmet Gürel. Mehmet Gürel. Buyurun Mehmet Bey. Hocam ben akciğer kanseriyim. Bir buçuk iki yıldır ki PET CD'lerim falan çekildi. Her sene çekiliyor. Takibindeyiz. Bu şimdi yine PET CD çekildim. Geldim, evden yatıyorum. Bana ne türlü bir tedavi önerirsiniz? Allah şifalar versin. Benim önerdiklerim aslında tedaviden ziyade kendinizi değiştirmeniz. Hem yaşamanızı hem beslenmenizi komple bir değiştirmeniz gerekiyor. Yani şunu söyleyebiliyorum rahatlıkla. Geçmişte yanlış yaptığınız bazı şeyler vücudunuzda arızalara sebep olmuş. Bu arızalardan birisi de kanserdir. O zaman kansere sebep olmuş hatayı siz bulacaksınız ve bu hatadan vazgeçeceksiniz. Ben bu hatanın daha çok beslenmeyle alakalı olduğunu, eğer sigara içmiyorsanız geriye beslenme ve çevre kirlilikleri kalır ama ağırlıklı olarak beslenme üzerinde duracağız. Her halükarda şunu söyleyeyim, hiçbir şekilde hazır gıda tüketmemeniz gerekiyor. Yeterli miktarda, bunun ölçüsünü söylüyorum, her 20 kilo vücut ağırlığınıza 1 litreye denk gelecek kadar su içmeniz gerekiyor. Yani 70 kiloysanız 2,5-3 litre su içmeniz gerekiyor. Sofralarınızda hiçbir şekilde rafine edilmiş yağlar tüketmeyeceksiniz. Bunun şeylerini söylüyorum, kaynaklarını gösteriyorum ve araştırmalarını söylüyorum. Tam 70 sene önce Dr. Johanna Butwig ilk kez dünya genelinde kandaki yağların analizini yapmaya gerçekleştirmiş insandır ve bu insan bu tarihten itibaren yağların rafine edilmesinin trans yağları sonuç verdiği ve trans yağların kanserin temel sebebi olduğunu ispatlıyor. Bu sebepten dolayı hocam, rafine yağ tüketmeyeceksiniz. Buyurun. Bağışlayın beni hocam. Ben sigara kullanıyordum. Ben sigarayı bıraktım.
4 yıl oluyor. 4 yıl bıraktım. Evet. Ama rahatsızlanınca bıraktım. Şu anda da kullanmıyorum zaten. Rafine yağlardan uzak durmaya çalışıyorum. Peki bir de tereyağı bağımlısı yaşıyorum. Tereyağı bağımlısı. Tereyağı güzeldir. Tek başına yeterli değildir. Onu söyleyeyim. Mutlaka omega 3'ler ve 6'lar açısından zengin yağlarla destek olmanız gerekiyor. Bunlardan birisi keten ton, birisi çörek otu yağıdır. Ama başka bir şey söyleyeyim size. Benim de videosunu çektiğim ve internette de paylaştığım yağ protein kürü diye bir uygulama var. Bu kürün kurucusu ve 40 sene en ağır kanser hastalarını bu sistemle tedavi eden Johanna Budwig diye, Doktor Johanna Budwig. Orada yağ protein kürünü mutlaka hazırlayıp kendinizin sabah kahvaltısını bununla başlamanız gerektiğini hatırlatayım ve şuna emin olabilirsiniz. Şanslı bir insansınız. Tekrarı bugüne kadar metastazlar oluşmamışsa vücudunuzda sağlığınız henüz idare ediyor demektir. Beslenmenizi, yaşama tarzınızı düzelttiğinizde bu işin altından çıkma şansınız çok yüksek. Bunun için de bir şey rica edeceğim sizden. Bağışlayın beni. Ben 8 seans kemoterapi aldım. 37 seans radyoterapi aldım. Bu bir tedavi midir? Bu şunu söyleyeyim. Ben mesela size bir şey göstereceğim, bir kitap göstereceğim. Şurada Kanserin Öyküsü diye bir kitap. Bir doktorun, Alman bir doktorun yazdığı bir kitap. Araştırma bir kitap. Bu kitapta bugüne kadar kemoterapiyle iyileştiğini ispatlayabildikleri hiçbir vaka yok. Sadece prostat kanserinde Amerika'da yapılmış bir çalışmada hastaların %1.78'inin kemodan pozitif etki gördükleri söylenmiş. Ben o çalışmanın da manipüle edildiğini düşünenlerdenim. Yani işin doğrusu kemoterapi size fayda verdi mi vermedi mi noktasında ben bir şey şu saatte söylemek istemiyorum ama telefonla konuştuğumuzda size söyleyeceğim çok şeyler var. Tamam? Telefonunuzu siz de telefonunuzu kapatmayın. Arkadaşlar şeyinizi alacaklar. Telefon numaranızı alacaklar. Ben size döneceğim. Ama hemen olmayabilir. Çok teşekkür ederim hocam. Hakkını helal et hocam. Mübarek Ramazan günü. Sağ olun. Allah razı olsun. Geç dönersem sevgili izleyiciler sizlere hem Ramazan hem de ben aynı zamanda çalışan bir insanım. Bolu'dan geldim. Bugün ancak buraya geri döneceğim. Yarın başka bir işim var ama hafta sonuna kadar size döneceğim dediğim arkadaşlarımıza döneceğim inşallah. Allah şifalar versin. Evet. Neredeydik? Ramazan'ı nasıl değerlendirelim? Şimdi bakın o Rusya'da Sovyetler Birliği döneminde yapılmış çalışmada çalışmanın temel sebebi acaba radyoaktif bir sızıntıya maruz kalmış hastalar aç bırakıldığında etkisi ne olur? Açlığın radyasyona karşı bir etkisi olur mu şeklinde bir araştırma yapılıyor ve uzun sürüyor bu. Bu araştırma daha yeni su yüzüne çıktı diyeyim, daha da yeni gün yüzüne çıktı. Yakın bir geçmişte bu paylaşıldı. Bu araştırmada şu tespit ediliyor. Evet, radyasyon da dahil olmak üzere açlık oruçlarının vücuda her türlü hastalıkta katkı sağladığı, iyileşmesini bütün bildiğiniz bütün yöntemlerden daha hızlı olarak iyileştirdiğini ispatlıyor. Ve bunlara kanser de dahil edilmiş. Nedir peki açlık oruçları? Bunu en iyi nerede bulabilirsiniz? Bugün o kitap yanımda yok. Türkiye'de vefat etmiş Doktor Aydin Salih ismini bilirsiniz. Kendisi aslında Türkiye'li değil, sonradan Türkiye'ye yerleşmiş. Hatırladığım kadarıyla Özbek asıllıydı. Bu insanın Gerçek Tıp Yetik Şifanın İzinde diye bir kitabı var. Bu kitabında açlık oruçları düzgün bir şekilde nasıl yapılması gerektiği şeklinde izahları var. Benim tavsiyem şu olacaktır. Bir, her türlü kitabı, bilhassa sağlığınızı ilgilendiren her türlü kitabı zaten okumanızı tavsiye edeceğim. İki, Doktor Aydin Salih'in kitabı aynı zamanda bir pratisyen kitabı şeklinde kullanılabileceğinden dolayı mutlaka alınız evlerinizde bu kitabı. Aklınıza yatan kısımlarını, bilhassa açlık oruçlarını uygulayınız. Şifa bulduğunuzu, migren de dahil, ağır hastalıklar da dahil size çok ciddi etkilerin olduğunu göreceksiniz. O zaman Ramazan orucunu nasıl tutacağız? Şimdi ben kendim için nasıl uyguladığımı söyleyeyim. İş yoğunluğu içerisinde son dönemlerde biraz da sporu da azaltmıştım. Birkaç kilo da aldım.
Ramazan'ı buna bir fırsat olarak gördüm. Çünkü bir taraftan dini bir vecibe, bir farz zaten yapmam gerekiyor. Öbür taraftan yaparken zaten onun yapılmasının hikmetine uygun yapmak noktasında da bu sene farklı bir yola girdim. Bir gayret gösterdim, gösteriyorum. Sizlere de bunu tavsiye edeceğim. Şunu yapacaksınız. Sahurla başlayalım. Sahurda ekmek yemeniz gerekmiyor. Söylendiği gibi bir iki yumurta yemeniz gerekmiyor. Veya etli bir şeyler yemeniz gerekmiyor. Bol miktarda peynir de yemeniz gerekmiyor. Biz bunu bir açlık orucuna dönüştürüp vücudumuzu temizlemek, hastalıklarımızdan kurtulma vesilesi olarak kullanacaksak şöyle yapalım. Mesela en sağlıklısı bütün hücrelerinizin tekrar doğru solunum yapmasını sağlayacak, vücudunuzdaki sıkıntıların giderilmesinde ciddi katkı sağlayacak olan Dr. Johanna Butvi'nin kanser hastalarına uyguladığı yağ protein kürünü mutlaka bunu uygulamaya başlayınız. Arkadaşlarımız acaba bunu bugün olmadı, kısmet değilmiş, ben de unuttum. Keşke ekrana o yağ protein kürünü tarif ettiğim videosunu ekrana linkini atabilseydik. Siz yine YouTube'dan yağ protein kürü diye ararsanız beni görürsünüz orada. O yağ protein kürünü sabah sahur olarak bunu kullanınız. Yalnız sadece onunla olmayacağını söyleyeyim. 2 bardak su içmeniz de gerekiyor. Gıdayla birlikte su almayı tavsiye etmiyorum ama 16 saat vücut susuz kalacağından dolayı yağ protein küründen önce 1 bardak su içiniz. Yağ protein kürünüzü aldıktan sonra da 1 bardak suyunuzu içip Ramazan'a niyetleniniz. Bakın bütün gün boyunca çok ağır işte çalışmamak kaydıyla hem susama yaşamazsınız, hem yorgunluk yaşamazsınız, hem mide, bağırsak sesleriniz olmaz. Bu gün boyunca devam edecek olan bir süreçti ve yağ protein kürüyle yaptık. Bunun nasıl yapıldığını o YouTube'daki videomda mutlaka bulmanızı tavsiye ediyorum. İkinci şey, gerekirse bir dahaki programda, zamanım artık azaldı, tarifini de burada vermeye çalışacağız. Akşama geldik, akşam ne yapalım? Gün boyunca 16 saat, 17 saat bir şey yememişsiniz, içmemişsiniz. Nasıl bir iftar gerçekleştirelim? Ben bugün gelirken yolda bir iftar sofralarından bahsettiler. 700-750 liralık kişi başı. Akla ziyan dedim. İntiharın farklı bir türüdür bu aslında. Bu şekilde bir beslenme, bu şekilde yemek yemek bütün hastalıklara buyur demektir ve intihar etmektir aslında. Siz doğrusunu nasıl yapacaksınız? Akşam, bakın, suyla iftar açmak sünnettir. Hurmayla açmak sünnettir. Tuzla açmak sünnettir. Yanılmıyorsam zeytinle iftar açmak sünnettir. Zeytinde çok emin değilim. Ama tuzda, hurmada ve suda eminim. Biz o zaman bu 3 sünnetten önce 1 bardak su içelim. Suyumuzun çok soğuk olmamasına dikkat edelim. 1 bardak suyumuzu iftar duamızı yaptıktan sonra yavaş yavaş içelim. Ondan sonra yemeğe oturmayınız. Bir, namazınızı kılınız. Akşam namazı zaten oruçlu insan kılıyor. Akşam namazınızı eda ettiniz. Ondan sonra sofraya oturabilirsiniz. Sofrada ne olsun biliyor musunuz? Tek çeşit yemek. Ben mesela ilk iftar akşamımda sadece bir mercimek çorbası aldım. Onunla, pardon, yanında da yeşil salatam vardı. Siz de aynı şeyi yapabilirsiniz. Mesela ben bugün 300 kilometre yol geldim. 2 tane canlı yayın yaptım. İstanbul trafiğini bilirsiniz. Tekrar Yenibosna'dan Bolu'ya gideceğim. Akşam iftara ancak varırım. Aç da değilim, aslında susuz da değilim. Sesim etkilendi ama susuzluk da hissetmiyorum. Akşam gittiğimde de hanım bana ne yiyeceksin diye sordu. Hanım dedim bana çorba yetiyor dedim. Yine bir salata, bir çorba veyahut da bu sefer bir çorba ve bir kase kendimizin mayaladığı yoğurtla iftarımı yapacağım. Teraviye gittiğimde karnımda hiçbir ses yok, uğultu yok, üzerimde yorgunluk yok, midem şişmemiş. Tam tersine oruç olduğum halde, İftarımı açtığım halde kemerimi sıkma ihtiyacı duyuyorum. Kemer daralmaya başladı. Bu şekilde Ramazan'ınızı değerlendirirseniz, her akşam tabii farklı bir şey olabilir ama
tek öğün ve az. Bu çorbalar bu noktada idealdir. Zaten sabah sahurda mutlaka benim tavsiyem yağ protein kürüdür. O zaten size yetecektir. 24 saat bile sizi götürebilecek bir beslenme tarzıdır o. Akşam da bir çorba, bir salata size yeterli olacaktır. Bazen şunu yapabilirsiniz. Bir sebze yemeği, bir yeşil fasulye yemeği, etli olmamasına dikkat ediniz. Bir patates yemeği güzel bir yemektir. İşte diğer sebzelerden sebze yemekleri yapabilirsiniz. Ama mesela ilk bir haftayı isterseniz sadece akşam iftarlarınızda bol yeşilli tek bir salatayla iftarınızı yapınız. Salatanızda yeteri miktarda sıvı zeytinyağı, sızma zeytinyağı ve mutlaka üzerinde 2-3 kaşıkla gezdirdiğiniz keten tohumu yağı veya aspir yağı gibi yağlar bulunsun. Zeytinyağı tek başına vücudunuz tarafından yeterince işlenemiyor. Bunu bilmeniz gerekiyor. Böyle bir beslenmeyi bir hafta, ilk haftanızı bu şekilde yapınız. Bir hafta sonra mevcut hastalıklarınızın büyük oranda iyileşmeye yüz tuttuğunu, kilo vermeye başladığınızı ve enerjinizin iki katına çıktığını göreceksiniz. Bu arada yeri değil ama söyleyeyim. Günümüzdeki en mühim sıkıntılardan birisi cinsel kısırlıklar, sıkıntılar, çocuksuzluktur. Bu tür beslenmelerde sizin bu yapınızı bozmuş olan sebepleri de düzelteceğinizden dolayı o sıkıntılarınızın da en azından çocuk isteyen aileler için geçerli olduğunu söyleyeyim. Süremiz bitmiş. Arkadaşlar, sevgili izleyiciler, hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.